Şimdi arkadaşlar ikinci başlığımız olan azonal yani taşınmış topraklar. Hemen hatırlayalım oldukça verimli ama iklim konusunu göremeyeceğimiz topraklardı. Dış kuvvetlerin etkisiyle taşınan ve biriktirilen topraklardır. Mineral bakımından oldukça zengin ve buna bağlı olarak da verimli topraklardır. Hemen bir uyarımız var. Taşınmış toprakların horizonları pek gelişememiş topraklardır. Bunu unutmayın. Hemen Alivyon'la başlayalım. Alivyon önemli bir taşınmış toprak. Çünkü bulunduğu sahaları oldukça verimli yapan, delta ovalarını oluşturan ve bu anlamda beşeri faaliyetleri oldukça açık topraklardır. Akarsular tarafından, bakın dikkat edin buna, akarsular tarafından taşınan mineral ve humus bakımından zengin delta ovası topraklarıdır. Türkiye'de delta ovası oldukça fazla var. E biz o anlamda şanslıyız. Kolivyal topraklar bağcılık ve bahçe tarımı yapılan topraklardır yine taşınmış topraklar olarak karşımıza çıkacak. Litasoller yamaçlarda aşınmayla geride kalan iri malzemeli topraklardır. Yani diğer adıyla taş topraklar diyoruz. Zaten Litasol deyince ben aklımıza taş topraklar gelecek. Lösler ise rüzgarların etkisiyle taşınan topraklardır. Regasoller volkanlardan çıkan, bakın burada bir vurgu var, volkanlardan çıkan Kum boyutundaki malzemelerin oluşturdukları topraklardır. Ar ve van volkanik sahalarımız olduğu için rahatlıkla regosolleri bu bölgelerde görebiliriz. Morenler ise buzulların etkisiyle oluşurlar. Hakkari Dağları ve Doğu Karadeniz Dağları'nda morenlere rastlamamız mümkündür ülkemizde.